Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bugünkü vlog günlük vlog olarak bir vlog olmayacak arkadaşlar. Bugün tamamıyla daha farklı bir video paylaşacağım sizlerle. Biliyorsunuz daha önce de birkaç kez böyle sizlere vesile olarak sizlere böyle hayırı vesile kıldım, öyle söyleyeyim. Bugün yine öyle bir şey yapmak istiyorum. Dayımla birkaç gündür böyle sohbet ediyoruz. Kendisinin gerçekten böyle hayra gerçekten ihtiyaç sahibi olan bir insandan bahsetti bize. Hemen bizim yukarı köyümüzde bir abimiz, genç bir abimiz. Biz çok üzüldük. Daha önce onlar zaten kendileri gitmişler. Annemler de bayram arifesinde gitmişlerdi. Ben de dedim ki hani ben de biz de yani hayrımızı yapacağız. Bundan sonra düzenli olarak hayır yapacağız. Ve ben biliyorum ki sizlerden de gerçekten ben söylediğimde koşulsuz bana inanan insanlar var aranızda. Ve ben yine inanıyorum ki kimse mecbur değil ama böyle iyi kalpli, iyi yürekli insanlar olduğunu biliyorum. Sizler böyle bir vesile arıyorsunuz. Bir hayır işlediğiniz zaman acaba gerçekten doğru yere gidiyor mu diye düşünüyorsunuz. Size gerçekten doğru ve gerçekten hak eden bir aileyle tanıştıracağız bugün. Ben de daha hiç gitmedim. Birazdan ben de ilk defa gideceğim. Gitmeden önce kısaca şöyle dayımdan sizlere ön bilgiyi vereceğim. Abiden zor böyle hani ikna ettik çünkü istemiyordu. Bakalım gittiğimiz zaman kimseyi rencide etmeden, kimsenin kalbini gönlünü kırmadan çekim yapacağım. İletişim bilgileri, yardım etmek isteyenler olursa kendisinin şahsi telefon numarasını sizlere bırakacağız arkadaşlar. Ayrıyetten gelip görmek isteyenler için de adresi vesaire de her şeysini vereceğiz. Ama IBAN'dan da hani ben gelemem, IBAN'dan atayım derseniz ister kendisini alırsanız ister bizler size veririz. Dayım kefilse ben de kefilim, o şekilde söyleyebilirim size. Gerçekten gönül rahatlığıyla fitrelerinizi, zekatlarınızı, sadakalarınızı, ne bileyim ekstradan yapmak istediğiniz bir hayırınız olduğunda bu aileye hayırlarınızı bağışlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi neden böyle ihtiyaç sahip olduklarını kameraya dayıma çevireceğim. Çünkü kendisi bizzat kendisini tanıdığı için. Dayım size anlatsın, ondan sonra hazırlanacağız, edeceğiz, çıkacağız. İnşallah Allah izin verirse gittiğimiz zaman orada da elimden geldiğince çekim yapacağım. Böyle bakalım. Selamünaleyküm. Güzel kalpli yeğenimin güzel kalpli izleyicileri, takipçileri. Şimdi güzel yeğenime ben daha önceden bizim bir yukarı köyümüzde Şenol Abasya bir kardeşinden bahsettim. Bunun mağduriyetinden bahsettim. Bir kızı ve bir eşiyle beraber yaşadığı geçimsel sıkıntılardan bahsettim. Normalde ben 52 yaşında bir insanım. İstanbul'da yaşıyorum 25 yıldır. 25 yıldır bu tür yardım olaylarında dikkat ettiğim tek husus şudur. Gerçekten bu insanlar mağdur mu? Ne bileyim, Facebook'ta görüyoruz, YouTube'da görüyoruz, televizyonlarda görüyoruz, insanlar tavsiye ediyor. Şimdi insan emin olamıyor. Yani gerçekten mağdur mu, gerçekten değil mi, tereddütte kalıyor insan. Normal şartlarda bu zamana kadar kimseden bir şey istemedim. Ama bu kardeşimizi tanıdıktan sonra gerçekten gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki inanın bana hiç söylemediğim insanlara dahi gidip ayaklarına ya abicim böyle böyle bir kardeşimiz var, buna nasıl yardımcı oluruz, buna nasıl yatırız diye insanlara boyun eğdim yani resmen. Şimdi Behçet hastalığı diye bir hastalığı var. Allah kısmet ederse biraz sonra çekime gideceğiz güzel yeğenimle beraber. Siz de zaten kendi mağduriyetini göreceksiniz. Kendisi aylık 1180 TL alıyor sakat aylığı olarak. Malum günümüz şartlarında 1180 TL gibi bir rakam çok komik bir rakam olduğu için çocuğunu okutuyor, zaten bir tane kız çocuğu var, biraz sonra göreceksiniz dünya tatlısı. Kendisine o sakat haline rağmen, sevgiliyken bu hastalık başına gelmesine rağmen bırakmayan güzel bir kalbi bir eşi var. Mutlu mesut kendilerine. Aslında bu kardeşimiz benden bu çekim için çok sıkılarak böyle abi yani hani insanlara ben bu şekilde hani bir eğildi bir büzüldü falan ama hani biz dedik ki öyle düşünmedik kardeşim, dedik yani sen güzel bir insansın. Madem ki Allah-u Teala senin imanınla alakalı, senin güzel yaşantınla alakalı bizleri sana ayağına seferber ediyor. Demek ki bu güzellik sende, dedik. Biz de elimizden neler gelir neler gelmez. Ablamla paylaştım önce ablamla eniştemle gittik, yanına gördüler.
Çok etkilendiler. Sonra yeğenime bahsettim. Çok etkilendi. Allah razı olsun. Benim böyle böyle güzel takipçilerim var dedi. Ben de bundan heyecanlandım. Mutluluk duydum. Çünkü böyle kardeşimize verilecek bir TL'nin bile ne kadar kıymetli olduğunu ben kendi gözlerimle gördüğüm için, bildiğim için, şimdi biraz sonra çekimde sizler de göreceksiniz. Gerçekten yani biz faniyiz bu dünyada. Yarın öbür gün çekip gideceğiz. Bizden orada karşımıza gelecek olan buradan gönderdiklerimiz. Biz buradan ne gönderdiysek eğer karşımıza bunlar bizim çıkacak. Dolayısıyla veren el alan elden üstündür diyor Peygamber Efendimiz. Vermek herkese nasip olmaz. Burada kimsenin aklına şöyle gelmesin. Ya işte sıkıldık bu videolardan, işte hep böyle yardım insanlara mağdur gösteriyor. Hayır kardeşim, biz de her şey esnek. Adres belli, mekan belli, ismini vereceğiz, isteyenlere telefon numarasını vereceğiz. Yakinen görmek isteyip tanımak isteyen belki kardeşlerimiz çıkacaktır. Daha çok seviniriz. Birebir görürler, tanışırlar. Kardeşimiz zaten mahcubiyetten insanlarla konuşamıyor bile. Zaten biraz sonra yeğenim görecek. Yani ben böyle bir şeye vesile olduğu için önce yeğenime sonsuz teşekkür ediyorum. Buradan herhangi bir TL dahi yapabilecek güzel kalpli insanlardan da Allah razı olsun diyorum. Mevla güzel kalbinizin ne istediği varsa hepsine onu nasip etsin inşallah. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, demin dayımı dinlediniz, duydunuz. Biz şimdi bahsettiğimiz eve inşallah gidiyoruz. Gittiğimiz zaman da sizlere de elimizden geldiğince insanları incitmeden, kırmadan çekim yapmaya çalışacağız. Sizlere de göstereceğiz. Gittiğimiz yerde inşallah görüşürüz. Al sen bana. Bu ev değil mi? Şu küçük ev. Evet arkadaşlar, geldiğimiz ev burası. Selamun aleyküm. Haydi varım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz daha önce evden buraya gelmeden önce dayımla size bir konuşma yapmıştık. Şimdi o bahsettiğimiz Şenol abinin evine geldik. Hatta öncesinden bayağı bir hoş sohbetlerimizi yaptık. Ama asıl amacımız olan sizlere evde gelmeden önce bahsettiğimiz konuya artık geçmek istiyoruz. Ben burada artık sözü dayıma bırakıyorum. Dayı. Şimdi merhabalar sevgili güzel yeğenimin, sevgili güzel insan takipçileri. Şimdi bu kardeşimiz bizim genç yaşta beşit hastalığına yakalandığı için eşi ve bir tane kızıyla beraber yaşıyor burada. Annesi babası vefat ettiği için kendisine bakabilecek ya da yardım edebilecek bir sürü akrabası var. Fakat hayırlı bir akrabası olmadığı için öyle diyelim biz. Biz kendisine İstanbul'daki kardeşlerimizden, iş arkadaşlarımızdan, Almanya'da bazı arkadaşlarımızdan bir takım yardım, iş yerinden bazı isteklerimize karşı kardeşimize bazı yiyecek olsun bir takım yardımlarla bulunmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız sizlerden bir yardım istemek falan değil. Belki hani ben nasıl bir insana yardım edebilirim? Hani belki insan olur ya, biz bazen hayır yapmak isteriz. Ama şimdi mesela hayır yaptığımız insanın gerçek mağdur mu değil mi olduğunu bilmiyoruz. Evet. Şimdi bu tür düşünen insanlar için eğer bir insan gerçekten bir yere sadaka gibi, zekat gibi, Ramazan aylarında özellikle ya da başını belalardan def etmek için böyle bir yardım etmek istiyorsa Şenol kardeşim 12'den atış yani bu konuda. Çünkü gerçekten bu kardeşimiz, Şenolcan açabilir misin canım bacana? Çalışma şey yok, imkanı. Şimdi bu kardeşimizin bahçede ufak bir iş bile yapsa şu ayakları gördüğünüz gibi yakından çekebilirsiniz Özlemciğim. Böyle patlıyor arkadaşlar. Öbür ayında açık Şenolcan. Yani bu kardeşimiz aslında ben bu çekimi yapmama çok razı olmadı açıkçası. Evet, çünkü bu kardeşimiz alçak gönüllü bir insan. Hani öyle evet. İnsanları sanki eziyormuşum, hastalığımı kullanıyormuşum gibi bir durumu var. Duygusu bir şey yok burada. Ben de her izine geldiğimde, her bir şey getirdiğimde karşımda sürekli böyle bir ezgin duruşuna karşı ona şu cümleyi söyledim. Şimdi Şenolcan dedim. Yani Allah-u Teala dedim. Yani sen gerçekten güzel bir insan olmasan, Allah-u Teala'ya karşı çok güzel bir ne bileyim ibadetin olsun, ona karşı duruşun olsun, güzel yapmasan Allah-u Teala'ların ta İstanbul'dan buralara kadar beni getirmez. Çünkü dedim buralara beni senin ameli ve imanı getir diyorum. Aynen. Çünkü ben öyle görüyorum. Aynen. Çünkü normal şartlarda mesela ben Şenol kardeşimi
Abim vasıtasıyla tanıdım burada. Yine söylüyorum. Normalde hiçbir insan, yani varlığından haberi olamazsınız böyle insanlara. Ben mesela şimdi sizi bunu göstermesem, siz böyle bir insanın var olduğunu bilemezsiniz. Onun gibi. Yine söylüyorum, bu güzel kardeşimizin güzel amellerinin beni buraya getirdiğine inanıyorum. Ve şuradan herhangi bir kardeşimiz sizlerden belki bir yardım isteğinde bulunabilir. Yine söylüyorum. Onu da mesela Mevlasın kalbinize güzel bir şekilde yerleştirsin inşallah. Bu kardeşimize yaptığınız ya da yapacağınız 1 TL bile bunun için o kadar değerli ki. Çünkü güzel bir kızı var. Allah nasip ederse eğitimini alacak. Burada şimdi şöyle bir soru gelebilir akıllara. Bizim insanımıza genelde vardır bu. Bu kişi mağdur ama işte halısından, koltuğundan, işte perdesiyle, tavanına varacak kadar her şey 10 numara diyebilir tabii göründüğü zaman. İşte arkadaşlar bu gördüğünüz her şey insanların, güzel insanların, yardımsever kardeşlerimizin katkılarıyla olan şeyler. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Yoksa bu ev, şu anda hala siz bilmiyorsunuz tabii, tabanında dahi hiçbir şey yok. Tahtaların üzerine engebeli bir kurulmuş, öylesine bir betonu bile olmayan bir yer yani. Hani tabanda laminat olduğuna bakmayın. O laminatlar bile düz bir yeri değil yani. Dediğim gibi güzel insanlar buraya yardım etmişler, elinden tutmuşlar. Bu güzel kardeşimize inşallah yine siz güzel insanlardan ne gelebiliyorsa, yine söylüyorum hani bu illaki talep değil. Ben yeğenimden Allah razı olsun böyle bir ricada bulundum. Yeğenim de dayı dedi biz bunu yayınlarız. İnşallah dedi kalbi güzel insanlar çıkar. Böyle bir yardımda bulunursanız ben Şenol kardeşim adına gerçekten çok sevinirim. Şimdi kendisi zaten bu konularda çok mazlum bir kardeşimiz olduğu için hani konuşmada öyle bir cümle kuracağını zannetmiyorum çünkü yapısını biliyorum. Bunun konuşmamasında lütfen kusuruna bakmayın. Çünkü bu çekimi bile izni zor aldı kendisinden. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Yardım edecek kardeşim varsa da şimdiden Allah kalbine göre versin. Allah İletişim razı olsun bilgileri diyorum. İçin biz zaten sonradan tekrardan aynen, bir konuşma yaparız aynen inşallah. Öyle. Aynen öyle. Aslında ben çekecektim de ablamın şeyine doğru çekemedik gelip de. Evet o zaman. Ablamın rastlığı. Bir ara delife çektim. Aynen. Aynen. Rahmetli ablamın kanserinden. İyi dedi çıkarken bırakıldı. Senin şey mi? Gözünü sağlam. Ablam o ne gerçekten? Ablam mı? Ha. Ablam çok şey var ya. Şey el yanında. Ben de el yanındayım. Ne alaka? Ne alaka? Hiç benim yapacağım bir adım. Senin meşhur yemek yemelerin. Bir tane de sarmaya bakayım. İyi sarım bak ha. Ramazan ayında... İşini biraz... gücünü yapan insan mutlaka bütçesi vardır yani. Ramazan ayında. Afiyet olsun. Ramazan ayında. Abla ben sevgili ben anlatıyorum sana. Şimdi sen normal sevgiliyken normal. O zaman Şenol'da bir hastalık yok. Hı-hı. Şenol'da hastalık başlayınca bu hemen melek kızımızı engelliyor. Yani hayatını benimle bitirmesin diye. Anladım. 6 ay hiç haberim. Bak bu da mesela herkesin yapabileceği bir şey. Tabii ki kolay değil. Yani bu da Allah bin kere razı olsun bak tüylerim diken diken oluyor lan. Ben seni diyor hani her haline göre sevdim diyor. Bu ya haline göre değil. Yani, aşk bu işte. Bırakmıyor mesela kızımız. Allah bin kere razı olsun. Allah razı olsun. Mesela ben çok insan gördüm. Mesela Çetin'i biliyorsun İstanbul'da. Aynen. Hastalığa yakalandı. Eşemden başkasından çekti gitti. Çekti gitti vallahi aynen. Şu halde genç insan olmasına rağmen böyle bir insanla aşağılamak için değil. Evet. Yok canım niye aşağılayacağım? Bakıma muhtaç, çalışamayan, iş göremeyen bir insanla hayat geçirmek özellikle günümüz Türkiye'sinde, günümüz dünyasında her baba yiğit bir kız evladının harcı değil. Bindi bir çay. O yüzden sana aileden teşekkür ediyorum. Allah senden bir kere razı olsun. Bu herkes yapabildiği bir şey değil. Ben yoğun bakıma yattığım zaman bunu çok aramışım. Bana ulaşmaya çalışmış. Ben çok etkilendim. Buna çok etkilendim. Ben de çok etkilendim. Kesinlikle. Dün anlattığımda gerçekten çok etkilendim. O yüzden şu an sen bunu tekrar anlatırken çekmek istedim. Leyla ile mevcut. Hasan'a da yetiyorum. Servis aldım. Gerçek aşk işte bu. Numarasından geldim. Başka numaradan aldım. Ben arıyordum ben bu... Konuşmuyor. Ben anladım zaten. Anladım ya. Ben çıkınca bastonlu çıktım. Ben çift bastondan çıktım hastanede. Bir de şey soracağım sana. Şimdi bizim benim küçük kızdan bizim ağzımızda sürekli bu dilimizde bir yara çıkıyor. Geçen de benim kıza İstanbul'da şey demişler. Behçet hastalığı başlangıcı olabilir demişler. Test yaptıracağım. Bir test yaptıracağım. Romatolojiye gideceğim. İşte başlangıç neyle oldu senin? Onu bir sorayım dedim. Benim kasıklarda çatlamalar oldu. Yara oldu. Ağızda, dudakta, dillerimde. He. Ama ben de 30 yaşında oldu. Oldu. Ondan bir yıl falan kasıklardı. Ağız içinde yaran vardı. Ağızda pek olmadı benim. Genelde olmadı kasık mi? Bölgelerinde olmaya başladı. Aynen vücutta olan ya. Fazla yorumlamamak lazım. Bence de. Vitaminsizlikler de oluyormuş. Ama cildiye gittim.
Ben 2 yıl bunu, hiçbir doktor bana bunu Behçet demedi. İlk başta o yaraların ilk çıktığında bana bunu Behçet deseydiler ben bir iğneyle kurtarma ihtimalim i̇şte, varmış. İşte çünkü onun dedi, demiş ki doktor, bunun hapla tedavisi var yani. Var, var, var. İlerlemeyebiliyor demiş. Vücudu, vücudu vurmadan. Hem vücudu vurmadan. Benim vücudu vurmadan belden vurdu bana. Çünkü şöyle bir durum var. Doktor dedi ki her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Değildir. Gizli, bir şey dedik yani. Nadir görülen hastalıklar genelde belden vurarmış. 3 sene, 4 sene seni kitler. Bel fıtığı gibi, ayak, benim zaten ayak... Hani bir şey söyleyeyim mi? Özgür de çok bel ağrısı çekiyor biliyor musun? Önemli bilgi yani bilgi. Şimdi... Doktor dedi ki bana, her dedi ayak beli çekiyor. Ağrıyan insan bel fıtığı değildir. Evet. Beldeki fıtıkları apse yaptırır, hı-hı, fıtık varmış gibi görünür. Zaten benim öyle oldu. Karabük'e 2 sene gittim ben. 2 yıl içerisinde 300'e yakın iğne yedim ben. 300'e yakın. Tamam. Bilgisayarda dahi çıkar yani. Yani daha öncesinden anlaşılsaydı çok basit. Bir iğneyle gidiyormuş. İğne ve hap. Bir iğneyle kurtulursun. Bana bir cam iğne yaptılar. Bu dediler bunu şırıngaya çektiğimiz zaman 10 saniye içinde veya 5 saniye içinde vurduk vurduk vurmadık o cam oluyormuş şırınganın içinde. Kristalleşiyor. Kristalleşiyor. Biz dediler bunu vuracağız. Zaten o iğneden sonra ben şiştim zaten. Bir de 10 tane bir kalem iğne verdiler bana. Buldum ben bu hastalığı. Göbekten değil. Bu omuzlardan. Ne? Ondan sonra zaten tam şiştim. 5 tarif. Beni iğneler şişirdi. Yanlış tedavi oldum. Yanlış tedaviler seni bu hale getirdi. Bana bir doktor, cildiye çıktım. Kasıklarında yaram çıkıyor. Doktor bana diyor ki, hatta oyma, oyma. Karabük'ü dahi ben şikayet edecektim. Bir kılıf uydurdular. Karabük hastanesi mahvetti beni. Hanıma gene diyorum, vasiyetimdir. Hani beni Karabük'e getirmesinler. Hiç o hastanede tam bir kere muayene olmadım. Yeni hastanede. Olmam da. Zonguldak'a giderim. Karabük mahvetti beni. Yanlış test sonuçta, yanlış tedavi. Bana cildiye doktoruna çıktım. Çünkü dermatoloji olarak geçiyor. Yani ben gerçekten Behçet'i yani. Cildiye de bunu anlayabiliyor. Kasıklarda yara çıkıyor. Bana diyor ki iç çamaşırdandır. Hani affedersin. Pislikten demek istiyor yani. Anladım, anladım. Hocam. Ben dedim lise mezunuyum. Ben az çok. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırıyorum. Şenol Albas abinin iletişim bilgilerini yorumlara sabitleyeceğim. Cep telefon numarasını, şahsi numarasını oraya sabitleyeceğim. Oradan kendisine bizzat ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten özellikle IBAN'a yardım ve destek olmak isteyenler de bana da özelden ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.